Evet, değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar. Selamun aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Güzel bir haber var. Hemen bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, Ocak 1'inden başlayıp bu 3 aylık süre zarfı içerisinde, yani 2023'ün ilk 3 ayı içerisinde e, endeksi e, değişen şirketler var. Bunlar bizim için önemlidir. Neden diyecek olursanız. Çünkü mesela bazı yabancı fonlar, yerli kurumlar, yabancı yatırımcılar belli endekslere yatırım yapıyor. Yani mesela biz 30 dışında çıkmıyorlar ya da biz 50 dışında çıkmıyorlar. Öyle söyleyeyim. O yüzden likiti de anlamında para girişi anlamında gayet olumludur. Bu verileri iyi bir şekilde takip etmek gerekiyor. Şimdi biz 100 endeksine giren şirketlere baktığımızda Asusu, Bioen, Euren, Fenerbahçe, Kocaer, Kerevitaş, Kilar Holding, Kimpur, Kızılbük, Teknosa, Zoran gibi şirketler girerken çıkanlarda Gözde, Deva, Genil, İşmen, Karton, Logo, Nugio, Pırkap, Kuagranit, Trgayo, Yataş'tır. Yedekler olarak da Birsan, Polho, eczt varmış. Yani BİS 100 endeksinde 3 ay sonra 6 ay sonra birisi çıktığında ilk sırada Birsan gelecek. Şimdi hemen böyle BİS 50 endeksine baktığımızda değerli dostlar Aghol, Kontrolmatik, Smartki bu 3 tane şirket Biz 50 endeksine girecek e, biz 50 endeksinde çıkan şirketler de Enkai, İpek, Türk Traktör, e, yedek olarak da Gesan, Vesbe, Ülker gibi şirketler de yedek olarak biz 50'de duracaklar. E, biz 30 endeksine iki tane şirket geldi. Gayet güzel, olumlu. İşte bunlar bu şirketler için e, önümüzdeki günlerde likidite anlamında, e, para girişi anlamında e, daha e, olumlu tepkiler yapabilme durumu söz konusu olabilir burada ilk sırada alarko ikinci sırada odaş varmış bunların yerinde de Türk Telekom ve Vestel çıkmış Bunlar için olumsuz diyebiliriz e, yedek paylara baktığımızda kontrolmadık yedek olarak duruyor Türk e, Türk Telekom yedek dolda yedek olarak bekliyor Biz 30'a Evet bu şekilde bunların ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Ee, önümüzdeki e, bu 3 aylık süre zarfı içerisinde bunlar artık yeni pazarlarında yeni endekslerinde pardon e, işleme açılacaktır. Şimdiden yatırımcılara hayırlı oklu olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.